Herkese merhabalar arkadaşlar. Problematik vs Problematics. Yani problematik kitabımız Problematics kitabımıza karşı hiç vakit kaybından başlayalım. Evet arkadaşlar yine sizlerden gelen yorumlarla yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Elmalı Turta demiş ki arkadaşlar sizden fikir istiyorum. Bir takım sebeplerden dolayı ilk dönemim kötü geçti. İnşallah o sebepler geçmiştir Elmalı Turta. TETM yok denecek kadar az. Nereden nasıl başlamalıyım? Bir günde neler yapmalıyım? Lütfen yardımcı olun. P.S. Alanım T.M. Arkadaşlar neler yapacağınızı ayrıntılı videolarda söyledik. Nereden başlayacağınızı söyledik. Bu videomuzda da yine bunun üzerinde değineceğiz. Doktor olmak istiyorsan ders çalış Zeynep. Aferin Zeynep. Hedefi koymuş. Müthişsin. İsmini de yazmış. Tonguç size bir sorun var. Acaba bir videonuzda kitaplarınızı zorluk derecesine göre sıralayabilir misiniz? Sıra sıra söyleyeceğiz. Şimdi ona göre alacağım da teşekkürler. Bak cevap vereceğimizi biliyor. teşekkür etmiş. Aferin sana Zeynep. Helin de demiş ki hocam TYT mi çalışacağız yoksa 11. sınıf konuları mı? Kafamız çok karışık. Problematik ve problematik arasındaki fark ne? Hemen söyleyeceğim şimdi. Bir de şu mesajı okuyalım. Yorumumuzu okuyalım. An demiş ki aklımda olan bir sorun. İlk önce 11. sınıfı mı oturtmalıyım yoksa TYT'ye mi başlamalıyım? Problemler özellikle beni yıpratıyor. Öneri videosu alınır. Tabii ki de Tonguç da hemen öneri videosu verir. Şimdi arkadaşlar yorumları gördük. 11. sınıfız ne yapmamız gerekiyor? Bununla ilgili zaten matematikle ilgili ayrıntılı ne yapman gerektiği ile ilgili videolarımız var. Ama bugün ben şunun üzerine durmak istiyorum. Bakın arkadaşlar 11. sınıfsak gerçekten de arkadaşlarımızın dediği gibi matematik sizleri yıpratmıyor ama özellikle problem düşüncesi çok yıpratıcı. Neden? Çünkü gerçekten de spesifik olarak mesela üstlü sayılardan belki bir belki iki soru gelecek. Köklü sayılardan belki bir belki iki belki de gelmeyecek. Ama net bir şey var ki 40 sorunun... 10 ya da 12'si yani %25'i ya da %30'u yani arkadaşım çok çok sağlam bir kısmı tamamen problemlerden görecek. Ve uzun uzun okumalar sonucunda matematiksel işlemlere dökmen sonucunda ulaşacağın sorular gelecek arkadaşım. O zaman işte bunun içinde problemleri bitirmen lazım. Bakın 11. sınıfsa Türkçe'de paragraf matematikte problem derler. İşte biz de bugün bunu söyleyeceğiz. Peki nasıl çözeceğiz? Bakın sizler için ilk önce TYT problematik kitabımıza bakalım. TYT problematik kitabımızda neler var? Tüm güncel problemler problemleri taktikle öğrenme ardından da seviye seviye testlerle pekiştirme. Bakın arkadaşlar her zaman olduğu gibi gri koçumuz size motivasyon taktiklerini verecek. Sonrasında da güzel bir matematik için itiraf var. Sonrasında problemlerle ilgili ufak tefek size taktiklerle güzel bir burada pasajımız var. Sonrasında da bakın oradan antı konusundan başlıyoruz. Problemin temeli. Bakın burada taktik var. Birinci adım, ikinci adım örnek su. Bak burada taktiği anlatıyoruz. Örnek iki sorun var. Sonrasında da orta düzey ya da bir sorun ve iki sorun. Burada hemen ne yapıyorsun? Temel, orta ve yeni nesil problemler var. İşte bunlar seni ne yapıyor? Adım adım taktiğine göre hemen üç soruyla yapıyorsun. Sonrasında bunlar bir, iki, üç, beş adımlar gidiyor, gidiyor, gidiyor arkadaşlar. Bütün adımlarla ne yapıyorsun? Sen konuyu bitiriyorsun. Konuyu bitirdikten sonra test eden bir ve test eden iki olarak yeni nesil sorulardan oluşan ve klasik sorulardan oluşan oran orantıyla o konuyla ilgili neyim var testim var. Aynı şekilde arkadaşım bakın 26 adımda sayı problemlerim var. Bunları da bitirdikten sonra tamamı tamamı gördüğün gibi kitabımızın neyle ilgili? Bütün problemlerle ilgili. Kar zarar hareket ve en sonunda karışım var. Ve de Tablo grafikli sayısal yetenek problemleri var. Ve arkadaşım bitmedi. Bir de en arkada ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Deneme var deneme. Yine burada senin karşına problematik birinci denemem çıkıyor. Kaç soru? 10 soru. Dedik ya 10 ya da 12 soru civarı çıkıyor. İşte problematik kitabı tamamen sana burada adım adım yardımcı olacak. Taktikle öğreneceksin ve seviyeyi arttırıp en sonunda 5 denemeyle de kendini göreceksin. Peki problematik kitabımızda var. Problematik kitabımızda da yine tüm güncel problem denemeleri var. 16 test ve problemleri pekiştiriyorsun. Sonrasında da 30 karma problem denemeleriyle kendini son noktaya kadar zorluyorsun arkadaşım. Nasıl peki? Hemen bakın burada da arkadaşım yine aynı şekilde Grikoç'un planlaması var. Bitirme planı var. Ve onun haricinde de her konudan bir ya da iki tane test eden yani testimiz var orada. Mesela sayı problemlerinin iki yüzden iki tane var. 16 testle ne yapıyoruz? Problemleri bitiriyoruz tekrardan. Ne yapıyorsun? Pekiştiriyorsun problemleri. Adından da anlaşılacağı gibi ilk önce oturtuyorsun problemleri. Problematik kitabıyla pekiştiriyorsun. Ve burada arkadaşım daha güzeli pekiştirdikten sonra artık sınırları zorladık ya full için bastırıyoruz. Nasıl? Tam tamına 30 tane deneme var. Her biri 12 sorudan oluşan 30 tane deneme. Dedik ya 10 ile 12 arası gelecek diye. Problematikste 12 sorudan 30 tane test. Ve bitirdikçe de işaretliyorsun. Sona doğru yaklaştıkça artık gururlu ve onurlu ve içinde problemleri bitirdim duygusuyla denemelerde bastırıyorsun. Ve daha güzeli benim en çok hoşuma giden. Bakın ders çalışırken doğru yanlışlarınıza, boşlarınıza bakmanız lazım. Ve en önemlisi süreyi tutmanız lazım. İşte yine gri koçun analiz koştuğunda bu kısımları da çok güzel doldurursanız girişiminizi çok rahat görürsünüz 30 denemenin sonunda. Dedikten sonra arkadaşım gördüğün gibi problematik kitabımız ne yapar? Çok güzel bir problem temeli atar ve sonrasında 5 denemeyle acaba ne kadar temel attığını gösterir sana. Adım adım seviyelerle bitirirsin problemleri. Ve Problematik sistemimizde de problemleri hocam ben aşinayım diyorsan, hocam problemlerle temelim var diyorsan artık senin sınırları zorlaman, ne yapman lazım? Kendini daha da çok aşman, geliştirmen lazım. O zaman da Problematik sistemimizde de gördüğün gibi hemen test edenlerle 16 testte bitiriyorsun. Sonrasında da 30 denemeyle kendinin sınırlarını zorlayıp en üst seviyeye çıkıyorsun ve problemlerin artık sonuna gelmiş oluyorsun. O yüzden arkadaşım temelin yoksa problematikle başlıyorsun. Temelin varsa problem, problematikle olayı bitiriyorsun. İşte tamamen olay bu. 11. sınıfta yapman gereken bu arkadaşım. Yorumlarınıza inşallah cevap vermişizdir dedik. Şimdi sırada ödülü sorum. Sen hangi kitabı tercih edersin? Neden? Yorumlarını bekliyorum. Kendine iyi bak. Görüşürüz.